Hemen konuşmaya başlayalım. Dün e, hatırlayacaksınız bu elektrik faturaları ile ilgili kabine toplantısı sonrası Sayın Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile birlikte bir değişiklik olmuştu. Bu değişiklikle ne olacak diye Faruk Erdem'e sormuştuk. Kilovat oranı değişmişti. Bunu anlattık ama e, hala bu konuyla ilgili e, Faruk abicim sorular geliyor. Şimdi örnek hesaplamalar da yapacak Faruk Erdem bizler için. Elektrik faturasındaki bu yeni kademenin başlığını konuşacağız evet. tekrar. Önce ne oldu onu anlatalım. Evet. Önce Ocak ayıyla birlikte iki kademe geldi elektrik faturalarına. Birinci kademe daha düşük, daha ucuz bir elektrik. E, o 150 kilowatt saate kadar yani siz 150 kilowatt saate kadar daha düşük fiyattan elektrik alacaksınız. Onun üstünde kullanırsanız daha yüksek ödeyecektiniz. Böylece hem daha az kullanan vatandaşlar açısından bir ucuzluk getirilmiş oldu hem de bir tasarruf imkanı getirildi ama bu 150 kilowatt saat yetmemişti vatandaşa. Dolayısıyla senin söylediğin gibi Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası bunun 60 kilowatt saat daha yükseltildiğini söyledi. Yani 210'a çıktı. Dolayısıyla Şubat 1 Şubat'tan itibaren artık 210 kilowatt saate kadar daha ucuz elektrik kullanıp onun üstünde daha e, yüksek fiyat verilecekti. Hı hı. Bunu anlatmıştık ama rakama dökmemiştik. Şöyle bana Dökelim, da çok daha soru iyi geldi. Iyi anlayalım. Ya benim faturam kaç lira olacak? Sen onu söyle dediler bana. Ben de onu hesabını yaptım. Şimdi sizin için sormam <laughs> için gelen sorular özetle öyleydi. <laughs> Şimdi 300 kWh aslında yüksek bir saat ama biz 300'den e, hesaplayalım istedik. Yani 300 işte e, 4 kişilik bir ailenin e, rahat rahat kullandığı diyelim. Hı hı. Hani işte klimasını çalıştırdığı vesaire 1 saat Diyelim ki Ocak ayında bu ailemiz 300 saat kullandı. 150 saate kadar ucuz demiştik. Yani e, diğerine göre daha nispeten ucuz. 112 kuruşla çarpıyoruz. Kaç lira yapıyor? 168 lira yapıyor. İkinci kademeye geçmiş oldu. Ne oldu? 300'ün üzeri 150 saat artık 300, e, ikinci kademeye geçti. Daha pahalı elektriğe geçti. Yani 150'ye kadarki kısmı 112 liradan 112 kuruştan ödedi. İkinci kademede ise 167 kuruşa çıktı. Orada da 250 lira 50 kuruşluk bir fatura oluştu. İkisini topladık. Bu ailemiz Ocak ayında 300 kWh elektrik kullanmışsa 418 lira 50 kuruş ödedi. Şimdi Şubat ayında ne değişti? Hemen bakalım. Tamam, Aynı evet. ailemizin Şubat faturasını şimdi hesaplayacağız. Hı hı. Şubat ayında yine 300 kWh kullandığını düşünelim ama Alt kademe 210 kWh'e çıktığı için 210'u 112 ile çarpıyoruz 112 kuruşla. 235 lira 20 kuruş ediyor. Kalan 90'ı da 167 ile çarpıyoruz. O da 150 lira 30 kuruş ödüyor. Bu ailemizin faturası 385 lira 50 kuruşa düşmüş oldu. 418,5 buçuk. Evet. 385 lira 50 Yani burada Dün de söyledim yüzde ile on arasında bir indirim söz konusu olmuş olacak faturalarda özellikle yüksek kullanımlı faturalarda tabi bu rakamlar vergiler ve masraflar hariç rakamlardır. Peki, Bunun şunu üstüne sorayım. vergi vergide gelecek. Bunu da açıkça anlatalım. İşte bu e, uygulama gelmeden önce yani biz faturamızı normal öderken, evet. kademeli ödemezken aslında daha mı ucuzdu bu uygulama gelince mi fiyat katlandı gibi sorular var. Evet. Yani bu işin e, detayını da anlatalım mı? Şimdi da. şöyle Aralık yani 2021'de hı hı. E, evet farklı bir e, tarife vardı. 2022'ye geçerken bir zam da oldu evet. e, elektrik faturalarına. O zamın çok e, fazla etkilemesini... E, istenmediği için Engellemek de kademeli için, e, geldi. Dolayısıyla siz az kullanan vatandaş yani 210 kullanan vatandaş aslında o zamdan çok etkilenmemiş olacak. Ama çok kullanıyorsa yani adamın 8 odalı evi varsa artık o da biraz fazla ödeyecek yani. O, o manada söylüyorum ama ortalama aileler açısından evet e, daha az ödeme imkanı getirildi. Bu arada tabii tasarrufta teşvik ediliyor. Netice itibariyle siz hani daha çok hı hı. Kullanayım derseniz daha fazla ödeyeceğinizi bildiğiniz için tasarruf da ediyorsunuz. Bir gün tasarruf e, şeylerinde konuşalım. Evet, konuşalım. Çünkü uzmanların güzel tavsiyeleri var. Yani çok küçük... E, püf noktalarını kullanarak daha az elektrik tüketebiliriz. Mutlaka onu da konuşalım önümüzdeki günlerde. Şimdi yönetmenim azaldan rica edeyim. Ben bu internet satışları ile ilgili evet. bugün gazetelerin şu, şu manşetlerinde de ilgili bir iki cümle daha başlık, Tabii ki. E, enerji fiyatları bütün dünyada çok fazla evet. arttı. Yani özellikle petrol, doğalgaz, doğalgaz 10 katına çıktı e, son dönemde. Dolayısıyla bütün dünyanın sorunu enerji fiyatları aslında. Enerji sadece hani meskenlerde kullanılan hı hı. anlamında düşünme, üretimde de kullanıldığı için netice itibariyle bütün genel fiyatları etkiliyor. Ama Türkiye şunu yaptı, doğalgazda faturaların dörtte üçünü karşıladı, elektrikte de yüzde ellisini karşıladı. Yani o artan enerji fiyatları vatandaşa çok yansıtılmadı. Yine hı hı. de bu noktada devlet gerçekten orada sübvanse etmeye devam ediyor daha fazla yansımasını önlüyor onu da söyleyeyim. Ama dediğim gibi petrol 90 dolarlara çıkıyor. Evet. İşte doğalgaz da 10 kata çıkmış. Evet. Elektrik doğalgazla üretildiği için elektrik fiyatları çok artıyor. Bütün dünyada ciddi bir sorun var. Ee, özellikle enerji fiyatları açısından onu da söylemiş olalım. Hani rakamlar evet. gerçekten yüksek zaten ama zaten haberlerimiz içerisinde de e, bizler de veriyoruz. Gerçekten de Amerika Birleşik Devletleri'nden söz ediyoruz, büyük ülkelerden evet. söz ediyoruz ki bu doğalgaz önümüzdeki süreçte daha da çok konuşacak gibi özellikle Avrupa özelinde Doğru. Yaşananlara, savaş çıkacak evet, yaşananlara Evet. neredeyse. yaşananlara bakınca neredeyse bir savaş Aynı. nedeni e, olmuş durumda. Az önce Bu arada bizim sanayideki o kesinti de kaldırıldı. Evet. Onu da söyleyelim. Hani onunla ilgili çok e, speküle etmişlerdi. Evet. Buradan konuştuk gerçekleri anlattık hatırlarsan hı hı. iddia yalan diye burada 5-10 maddeyle anlatmıştım. Acayip acayip iddialar vardı. Oradan da bir Hani bir muhalefet etme biçimi çıkartmaya çalıştılar hı hı. ama o da bitti. Şimdi sanayi daha çok çalışacak. Hı hı. Ee, i̇nşallah onun etkilerini de göreceğiz. Ihracat i̇nşallah bakmamı. burada da konuşuyor oluruz. Evet. şimdi. Bakalım az önce tüketici bugün cebimizi konuşuyoruz. Bugün evet. bu arada gazetelerin hemen hemen her birinin ilk sayfasında manşetinde yer almış. Çünkü her birimizi ilgilendiriyor bu. Tüketici olarak biz bazı noktalarda evet. aldatılmaktan yorulduk ama Maalesef. yorulurken <laughs> ben yine söyleyeceğim yine söyleyeceğim. Suç bizde de e, hakkımızı Doğru. da aramıyoruz. Aynen. Yani bunun da bir kere daha altını çizelim. Şimdi e, bu yönetmelikte bir değişiklik yapıldı. Hani haksız kazanç ve evet. haksız ticari kazanç yönetmeliğinde. E, en çok şikayet ettiğimiz konulardan birisi şu baştaki maddeydi. <laughs> ne demek bu? İndirim oranları en düşük fiyata göre belirlenecek. Ne yapıyorlardı? Biz bir siteye giriyorduk alışveriş yapmak için ya da bir mağazaya gidiyorduk. Evet. Şimdi mağazalara gittiğin zaman alışveriş merkezlerinde bütün vatandaşlar geziyorlar. İşte 60, 70, 80, 90 küçücükte bir yazı altında a kadar diye evet. bir yazı var. <laughs> e, i̇ndirimlerden bahsediliyor. En çok şikayet ettiğimiz şey şuydu. Önce fiyatı arttırıyorlar. Sonra da fiyatı düşürüyorlar diyorduk. Biz bunu fark ediyorduk. Yani özellikle mış internette, oluyor. mış gibi yapıyorlar. Yani 100 liralık bir ürünü önce 160 liraya çıkartıyor, sonra diyor ki işte ben indirim yaptım, bize 110 liraya satıyor. Aslında 100 liralık ürünü 110 liraya alıyorduk. Şimdi şu madde diyor ki son bir ay içinde en düşük fiyatını belirleyeceksin, o fiyatın üzerinden indirim yapacaksın, tamam? Yani tamam. önce yükseltip sonra alt aşağı indirme gibi bir oyunun içine giremeyeceksin diyor. Sadece satın alanlar yorum yapabilecek. Şimdi bu da önemli. Ben çok hani bu e ticareti çok kullanmıyorum ama kullananlardan biliyorum. Bir ürüne incelerken alttaki yorumlar önem kazanıyor. Yani Ona almış göre insan. satış evet. gerçekleşiyor. Şimdi yani. orada bir sürü sahte yorum koyuyorlar demek ki. Ee, o yüzden de sadece satın alanlar o yorumu yapabilecek ki yorumlar gerçek olsun. Sizi farklı sahte yorumlarla farklı ürüne yönlendiremesinler. Bu çok önemli bir başlık evet. gerçekten. Evet ikinci başlıkta o işte vatandaş sahte değerlendirmelerle yönlendirilemeyecek. yönlendirilemeyecek. Dolayısıyla sadece satın alanlar yorum yapabilecek. Bakalım tekrar. İnternette karşılaştırmalı fiyat sunumu yapılacak. Şimdi bir ürünün karşılaştırılmasını da siz internet, o sitede görebileceksiniz. Yani Biliyorsunuz bu aslında internet e-ticaret siteleri birer AVM gibi. Hı hı. Orada siz de bir dükkan açıyorsunuz, başkası da bir dükkan açıyor. Dolayısıyla aynı kategorideki ürünlerin karşılaştırmaları, fiyatları da görülecek. Satıcıya şikayet sitelerinde 72 saatlik cevap verme hakkı verecek. Bu da satıcıyı hı hı. koruyan bir sistem. Onlar da cevap verebilecekler. Kredili satışta faiz, vade, maliyet açıkça gösterecek. Kimse kandırılmayacak. Bunu konuşmaya devam edelim. Hı hı. Evet. Çünkü sen de alışveriş yapıyorsun Ay, ben de alışveriş, bir alışveriş bir yapıyorum. Ee, bir sürü deneyimimiz var bu konuda profesyonel. Evet tüketiciyiz yani. Onları Hakkımızı buradan da arayalım bir kere de evet. altın çizeceğim bana kızması. Bir anons yapayım mı? Yarın bu aidatlarla ilgili evet. bir konuyu konuşacağız çok da önemli herkesin derdi aidat onda evet. konuşalım. Evlerle ilgili site yönetimleriyle ilgili ve aidatlarla ilgili hem kiracıların haklarını hem ev sahiplerinin haklarını Faruk erdeme soracağız yarın bu başlığı konuşacağımızı hatırlatalım birlikte noktalayalım bu saat dilimini saat başında da devam edelim.